YSK'nın bugüne kadarki tercihlerinden baktığımızda e, bu da çok da sürpriz olmaz. Ben açıkçası seçimin iptali konusunda bir kararın çıkmasını şu anda %50'nin üzerinde bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Bunu da Erdoğan'ın çıkışlarına, Bahçeli'nin çıkışlarına bakarak söylüyorum. Yani iddia edildiği AKP'nin o 3 valiz dolusu evrakla gittiği e, dosyanın hukuki olmadığını en başta AKP'liler biliyor. Kaldı ki o dosyayı açtığımız zaman şunu da sormak gerekiyor. Orada seçmen listeleri var, Seç, her ki kaykalların listesi var. E, bunları AKP nereden edindi sorusunu da sormak gerekiyor. Çünkü bu bilgiler partilere verilmiyor. Yani burada devletin, tırnak içinde söylüyorum, devletin e, Ankara'ya esir alan bu bürokratik elitin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve İstanbul'da e, Belediye başkanlığını tekrar saraya bağlanmasını, çünkü direkt saraya bağlanmış olacak, istediği yönünde bir tabloyla karşı karşıyayız. Ha, bu noktada halkın iradesini kimsenin önemsemediği, zaten bu tartışma konusu değil, halkın iradesi önermiş olsaydı önemsenseydi şu anda biz bu seçim tartışmasını yaşamazdık. Halk söyleyeceğini söyledi ama iktidar sonucu kabullenmiyor. Yani Erdoğan rejimi sonucu kabullenmiyor ve Erdoğan rejimi geri döndürebilmek için her şeyi yapıyor. Bu Bugün, yarın Çarşamba günü, işte Perşembe günü, el hala çıkması Cuma günü, muhalefet partilerinin yapması gereken şey şu, YSK'nın önünde kamp kurmaktır. Yani bunu muhalefete akıl vermek gibi algılamasınlar ama siyasi bir karar çıkacak ve şu anda bu karar için iktidar cenahından çok yoğun baskı yapıldığını, hem havucun hem sopanın gösterildiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü Erdoğan için, Erdoğan rejimi için, İstanbul her şey, İstanbul'u kaybetmiş olması demek, Erdoğan'ın iktidarını kaybetmesi demek, ee, koalisyonlarını kaybetmiş demek ekonomik kaynaklarını kaybetmesi demek en önemlisi e, kendi kurduğu paralel devletinin finansını kaybetmesi demek Erdoğan bunları göze alamaz çünkü Erdoğan İstanbul'u kaybettiği anda İstanbul'un rantını İstanbul'un gücünü kullanamadığı zaman o kurduğu paralel devletin e, para kaynakları kesilecek bunları finanse edemeyecek yani paralel devlet kavramı nereden geliyor dersen e, bizzat Davutoğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı o 15 sayfalık manifestosunda da var Hani ben uzun zamandır Erdoğan'a e, AKP rejimi için bir paralel devlet yapılanması diyordum. Pelekan çetesi, saray ve saraya bağlı yapılarını oluşturdu. Bunu Davutoğlu da, e, AKP'nin son seçilmiş başbakanı olan Davutoğlu da aynı şeyi söylemiş oldu. Burada bir e, paralel devlet var ve Erdoğan bu paralel devletini finanse edebilmek için İstanbul'u geri almak zorunda.